Herkese merhaba arkadaşlar. Kanatlı Kuşlar Diyarına hoş geldiniz. Arkadaşlar, kümese ışık taktım. Zaten ışık vardı da balkon ışığıydı. Şimdi direkt kümese taktım. Biraz aydınlık oldu, güzel oldu. Eve geldik, kuşlara bakıyoruz. Durumları nedir, ne değildir diye. Bizim uçanımız, bu kuş erkek bu arada. Erkek olduğunu belli etti. Güzel güzel öterek. Şimdi kuşları yemlemeden önce buraya bir ayar vereceğim. Ondan sonra kuşları yemleyeceğiz. Burada biliyorsunuz bizim hasta kuşlar vardı. Beyaz toparladı. Şimdi yavruyu ben elimle doyuracağım. Diğer beyaz toparladı. Antibiyotik verdim onlara. Monodox arkadaşlar. Monodox ciddi anlamda çok sağlam, güzel bir antibiyotik. Kis. Kis. Geçiren bir kümese. Kis 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 kis. Kümese kümese kümese. Kis 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 kis. Kümese geçiriyorum. Kanat postaların yeri burası değil ya. Şimdi kümes küçük değil aslında. Tünekler falan gayet yeterli ama olay şu. Hepsinin kanadı bağlı olduğu için hepsi yerde. Kümese geçirip bakmak istiyorum aslında. Hangisi erkek, hangileri dişi. Şu siyah erkek. Bango erkek. Ondan sonra o keşmiri var, iki tane. Onlar erkek. Tiplerden bir tane erkek var. Zaten şu postanın biri yavru. Bilmiyorum ne tam olarak. Göğüt tipi erkek. Kırmızı erkek. Aynen. Durum bu şekilde. Şu kuş dişi galiba. Bu da dolapçı olması lazım. Bu da dişi. O yavaş 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 yavaş. Bak bak bak. Bırak kuş. Tipleri alacağım zaten bu kümesten. Biraz daha yer açılacak. Kanatları çözmeye başladığımızda da fazlasıyla yer açılacak. Sarı erkek diye düşünüyorum. Zaten bizim kanat postanın yeri burası değil. Şimdi güzelce bir yemleyeceğiz. Suyu da koyalım. Dişi çağırır mı? Ha, bizim siyah. Gel. Şşt, yavaş. Buyurun bakalım. Sarı kalabalık ya, yemlik etmiyor. Posta yavrunun kanatlarını bağladım arkadaşlar. Ciddi anlamda zor tuttum o kuşu. Aşırı yabanileşmiş. Yiyin yiyin, hepinize var, hepinize var, hepinize var. Sakin.
kuşlar yavaş yavaş kendilerini toparlamaya başladılar. Şey yapalım, beyazı attım. Yeni küçük kedi, bir daha uzununu almam lazım. Sağmadılar. Beyaz attım ama o beyaz geri koyarım oraya. Bunlar yemlerini yediler mi acaba? Yani vurmuşlar ama yavruyu benim kendi yedirmem lazım. Kendim yedirmezsem o hayvan ölür. Sonu zaten teker teker çözeceğiz kuşları. Kısmet olursa. Ama buradan çıkartmak istediğim kuşlar var ya. 3-4 tanesi bana göre değil. Onları bir şekilde. Bakın o bıraktığım beyaz toparla. Dün çok kötüydü ya. Büyük ihtimalle kutunun içerisindeki havasızlıktan kaynaklanmış bu. Bunu kendimi toparlamış biraz. Bir de antibiyotik de verdim ona. Direkt kursa. Monodoks arkadaşlar. Monodoks diye bir ilaç var. Boğazdaki hırıltıyı, ondan sonra kuş keyifsizse, yem yemiyorsa ciddi anlamda monodoksun etkisi var. Hasta kuş olan yazabilir. Yardımcı olurum elimden geldiğince. Kümesin babaları zaten belli. Valla tipleri de çözeceğim ya. Uçarsa uçar, uçmazsa uçmaz. Bir dişi bir erkek de onlar. Kuşları aldığım kişiyle görüştüm. Yanlış kuşları gönderdiği için bir takım kuş gönderecek bana. Öyle söyledi. Ben deseydim şunu soydaşlarına satmazdım. 4-5 tane vardı hatırlarsanız. Ciddi anlamda çok iyi uçuyorlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Van kaplanı dediler ama bu kuşta takla falan hiçbir şey yok yani. Yüksek uçuyor, iyi uçuyor. Burada ufak bir temizlik yapacağım. Bugün bütün gün açık bıraktım. Bayağı bir şey yaptılar hayvanlar. Kirletmişler. Kutuları açıp serdim. Bu kümesin önünü kirletiyorlar genelde. Bir de dışarıda kalıyor hayvanlar. Gece gelene kadar açık bıraktığım için. Yerden soğuk almasınlar. Ha, bizim paşa. Video izlediğiniz için herkese teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalın. Bu hafta sonu cumartesi gününü kaçırmayın. Çözüp beraber uçuracağız kuşları. Herkese teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Yem bitti. Biraz daha izleyin isterseniz. Bu öten kim ya? Biri ötüyor ama kim? O kuş dişiyse bambu ile eşleyebilirim. O güllü arka tepeli kuş dişiyse bambu ile eşlenebilir o kuş. Bambu erkek çünkü güzel bir bambu. Baska diyelim, bambu demeyelim.
Teşekkürler arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim.